Saygıdeğer müsterimler, sizlere askerlikte birkaç kıta türküler söylemişim. Kendim kora askeriyim. Boyum ufak ama cephede çok iriydim. Yarbayım mühterem Asaf Güven Efendi tabi buradadır. İleride oturur. Askerliğe gittiğim sıra elbise giydirdiler. İnaden. Pantolu giydim, motkameri giydim, boyum ufak, elbise büyük. Sanki parkacın dibine patates atmıştın. Femel yamel kendim de bandocuyum. Ankara'nın Etemesut'ta. 3 günün askeriyim. Özüm de kül çekenle nişanlıyım. Yani hanımla nişanlıyım, kül çeken arvada derler. Mektup yazarım. Efendim kara gözlüm yollarımı bekle gelirim derken yani bir gönül tesellisi türküler de yazarım bazen. Bir ihtiyar yarbayımız var. Yaşı tutmadı Kore'ye gelmeyi için. Asaf Güven Efendi'yi tabii tayin ettiler. Bando şefimiz Üsteğmen. O zaman Üsteğmen idi. Sonra yarbay falan oldu da emekliye ayrıldı sağ olsun. Bizim ihtiyar yarbay türkülerimi okuyor. Yazıcıyı çağırır ki Karslı İlhami kimdir? Diyor efendim bir kara kısa çocuk. Çağırın beni. Yazıcı geldi dedi ki yarbay seni çağırır. Göksüğün ilihle kapıyı döy içeri girende yarbayım diyersen yarbay, diyemezsen kumandanım. Kumandan da diyemezsen hocamdır. Bak sana ne söylüyor. Bizim memlekette de çok özür dilerim. Ben ibarece pek o kadar konuşamıyorum. Tahsilden çok kıtım. Ana lisanımı konuştuğum zaman tam gönülden çıkıyor sözlerim. O kadar ki tatlı. Kapıyı döydüm, içeri girdim. İhtiyar adam, hiç de görmemiştim o güne kadar. Memleket usulü bunun hoşuna gitsin. Kumandanım, yarbayım diyemedim. Selamun aleyküm dedim dede. Bu güldü. Yavrum künye falan, künyeyi sayacağım bir şey bilmiyorum. Dilim başladı lololop demeye. Bu arada bu türküler senin mi? Dedim evet. Kendin değil mi evet? İrticali mi konuşursun? İrtica kelimesini de anlamıyorum. Dedim ki ben Allah tarafından söylüyorum. Nasıl oğlum? Dedim ruhumdan doğur. Pekala dedi şu güle bir şey der misin? Kağıttan bir gül yapmışlar. Baş tarafında asılı. Dedim diyeyim. Söyle bakayım. Şöyle güle baktım. Dedim ki aşıkın dünyada bulunmaz dengi fakat düzgün olsa ağzı ehengi. Başucunda olan şu gülün rengi silada o yarın al yanağıdır. Oğlum bunu yeni mi doğurdun? Doğurmayı da tövbe bilmirim. Dedim ki ben doğurmuyorum, anam doğurur. Teyipler de teze çıkmış. Seni dedi Ankara'da radyo evinde İlham Özkan isminde bir arkadaşım kelime derliyor. Edebiyat kolları genişlemek için efendim şiir türküler. Göndersem gider söyler misin bir şeyler? Ben de radyo evini bilmirim. Dedim ya Rabbi sen nasip et bir radyo evine gidim de bakayım hele ne terördür nasıldır. Dedim gidim. Ama dedi teyibine de bir şey söyle. Baş üste dedim, teyip neye değiller bilmirim. Teyibi de ben bir insan bilirdim. Beni radyo evine aldı götürdüler. Radyo evine aldı götürdüler. Danışma salonunda şimdi sazı şöyle tutmuşum. 3 tane uzun boylu sarı yağız kız da oturmuş. Bunların da programı var. Birisinin gözünde gözlük. Asker, dedim buyur anam. Aşık mısın, senaatkar mı? Senaatkarı bilmiyorum dedim, aşığım. Nasıl aşıksın dedim, her şeye kayıptan söyledim. Allah Allah, Kerem gibi dedim evet. Pekala Kerem yanmış, sen ne zaman yanacaksın? Dedim benim de ödem gelende yanarım. Kayıptan da söyler misin? Dedim söylerim. Çeşmelerime söyle bakalım dedim. Çeşme de meğer zukkum gözlüge değiller. Ben çeşme su içtiğimiz fuara değildik. Gözümü dolandırırım, çeşme yok. Bir granata vursam söyleyeceğim.
Yok. Kızım bir Allah razı olsun dedi. Sana söylemiyor. Ver bana da bana söylesin. Vay Allah razı olsun. Hemen sazı çıkarttım. Memurlar bütün töküldü. Şimdi kıza Mertiye söyledim. Lale yanaklısın, saçların tel tel. Çeşmelerle yakışmış sana hemşire. Hele seni gibi yosma dilberi doğurmamış hiçbir ana hemşireyi. Hele seni gibi nazlı dilberi doğurmamış hiçbir ana hemşireyi. Maşallah dedi, şimdi mi doğurdun bu sözleri? Anladım dedim, evet. Birisi dedi ki, kardeşim ne güzel. Mektebi bitiren Osman Yargıç isminde bir talebeyle evleneceğim. Ne olur bir koşmada bana koş. Vay benim başım üstte dedim. Şimdi o birine söylüyorum. Esaletten temiz soyun güzeldir. Güzeller içinde huyun güzeldir. Endamın yakışın boyun güzeldir, sen layıksın genç Osman'a hemşire. O arada bir tanesi kalktı, ben hele gün ondan güzelim, ondan da beyazım. Bak da var çıkmış, şimdi arkada boyumu ölçür. Şöyle yap, bir böyle yap, bir yanı dalga geçir. Aynadan görürüm, utanırım, bir şey diyemirim. Etrafımda doldu, ben kaldım. Ben kaldım diyen de, dedim sana da güzel bir türkü söyleyeyim. Ama bizim memlekette bunu sağlam ruhla söylerik. Ah keşke efendim böyle bir atı Allah bana da nasip ede diyenler bazen. Dedim hele dur bakalım. Bir künde tandıra vuracağım, şansa tutarsa tutar, tutmasa küt gider. Derviş olan güzel okur gazeli, ilham idir budur sözün ezeli. Ne olaydı seni gibi güzeli, Allah'ım yazaydı bana hemşireyi. Hemşire fitil kesildi. Maşallah dedi ama tahsilli adam. Esaleti yüksekten tahsil gören insanlardan zarar gelmez. Gülüştüler, etrafım doldu. Aşık orduya, millete, vatana, bayrağa de babam de, terden de patlamışım. Dedim ki özür dilerim, ben askerim, yarbay bana kızacak, bana müsaade, gideceğim. Yalnız dedim, yarbayım söyledi, teyit efendi nerededir, ona da bir kaçırdı. Ne oğlum? Dedim teyit efendi. Teyit açtılar baba, zukkum nasıl bağırır? O zaman teyit meyip anladım, askerlikte söylediğim türküler siz ömrü devletlere, ana lisanımca hatıra.